Sanki pastırmaya benzemiş gibi. Bilmiyorum. Okulda hoca ödevi unuttuğunda "Hocam ödev vardı." diyen Screech. Biraz ilginçleştirelim. Canavar koridorda annesiyle koşuyor. Keçisik gerçek değildir. Delen millet, bugün sizlerle beraber Roblox Doors karakterlerini yapay zeka ile yeniden canlandıracağız. Son zamanlarda herkesin avatarlarını, profil resimlerini yeniden canlandırdığı, yeni hikayeler yarattığı yapay zeka fotoğraflarında dedim ki neden Doors karakterlerini yeniden yapmıyoruz ki? Önce ben Fatih kanalının avatarını ve Discord profil fotoğrafımı yapay zekaya yükleyerek size nasıl çalıştığını göstereceğim. Gördüğünüz gibi fotoğraflar birbirinden güzel, garip garip hallerde ve beni böyle... Aslında bazıları gerçek fotoğraflardan da güzel gibi gözüküyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Özetle yapay zeka böyle çalışıyor. Sizin yüklediğiniz fotoğrafları farklı bir şekilde çeviriyor. Ama isterseniz aynı zamanda bu yapay zeka ile fotoğraflara hikayeler yazıp arkasına başka şeyler de ekletebiliyorsunuz. Biz bugün sadece fotoğrafları yeniden işleteceğiz. Gördüğünüz gibi sonuçlar harika gözüküyor. Yapay zeka gerçekten benim profil resmimi güzel hallere çevirdi. Peki ya bu yapay zekaya göre Doors, Ambush, Figure, Dig nasıl gözüküyor? Şimdi onlara bakacağız. Başlamadan önce videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutma. Şimdi yapay zekaya biraz acı çektirme zamanı. İlk karakterimiz Rush. Oyunda en sık gördüğümüz canavarlardan biri bildiğiniz gibi. Rush'ı yapay zekaya yükleyip robotun sihrini yapmasını bekliyoruz. Bu yapay zeka bize birkaç tane farklı sonuç gösterecek. İşte bunlardan ilki. Rush'ı çok daha net ve suratını belirgin bir hale getirmiş. Ama yapay zeka bence Rush'ın gözlerini B harfine falan benzetmiş. Çünkü ikinci ve üçüncü fotoğrafta Rush dişleri olan bir gazoz kapağına benzemiş. Sonuncusu ise en iyi olanı. Gördüğünüz gibi daha net ve daha korkunç olmuş. Gerçekten bir Doors karakterine yakışır bir karakter yapmış yapay zeka. Aferin sana. İkinci entitimiz Ambush. Ambush fotoğrafını yapay zekaya yükleyip sonucu bekliyoruz ama ben hem yeni hem de eski Ambush'u yükleyeceğim. Eski halinin de neye benzeyeceğini merak ediyorum. Bildiğiniz gibi eski hali böyle bir kuyruklu kırmızılı bir şey. Yeni Ambush'u yapay zeka eskiden bir film vardı, Maske diye, ona benzetmiş sanki. Ama bir de korku filmlerindeki maskeli seri katillere falan da benziyor. Ama günün sonunda bize birbirinden çok farklı sonuçlar da çıkarmadı. Hepsi beyaz, düz bir maske halinde bir surat. Ama asıl merak ettiğim şey eski Ambush. Çünkü onun kuyruğu var. Hadi şimdi ona bakalım. Wow! Bu çok iyi olmuş. Yapay zeka bu eski Ambush'u gerçekten bir canavar olarak algılamış ki ortaya çıkardığı fotoğraflar gerçekten çok iyi. Peki diğerlerine bakalım. Neden küçük bir uzaylı mı? Neden yanında küçük bir uzaylı var? Yanlardan çıkan Ambush'un ayakları mı, kolları mı? Neyse bu bir canavar zaten. Her şey olabilir. Kolu da olabilir, bacağı da olabilir. 8-9 tane kafası da olabilir. Bunun ise neye benzediği ile ilgili hiçbir fikrim yok. Yapay zeka ile pek anlaşamadık bu konuda. Sizin aklınıza bir şey geliyorsa yazın çünkü ben anlamadım. Burada en beğendiğim yapay zeka performansı Ambush'un bu kırmızı eski hali oldu. Çünkü gerçekten bir canavara benziyor. Yani en azından kol bacak falan çizmiş yanına. Aferin yapay zeka. Sıradaki canavarımız ise Screech. Eminim Screech'i yastığa falan benzetecek. Ve geldi. Birincisi güzel, evet, korkunç gözüküyor ve dişlerini biraz daha gerçekçi yapmış. Böyle gerçek hayata döndürmüş sanki biraz. Ama bu pazardan 1 TL'ye aldığım Screech mi bu? Peki bu Paint Terk Screech? En komiği de bu olmuş. Okulda hoca ödevi unuttuğunda "Hocam ödev vardı." diyen Screech. Yapay zeka bu sefer güldürdü. Çünkü Screech'lerin hali ne ya? Oyundaki en korkunç yaratık bu ya. Screech'i geç. Sıradaki entitimiz ise Figure. Evet, kral geliyor. Figure'e nasıl bir sihir yapacak çok merak ediyorum. Oyunun en iyi karakterlerinden biri. Sonuçta iki kere geliyor, hem 50'de hem de finalde geliyor. SCP Figure. Figür garip bir karaktere dönüşmüş, gerçekçi olmuş. Evet ama biraz sanki pastırmaya benzemiş gibi. Bilmiyorum katılır mısınız ama bana daha çok canavardan ziyade bir pastırmayı andırdı. Burada ise daha çok oyun yapmaya yeni başlayan birinin korku oyunu karakteri gibi geldi. Yorum yok. Sucuk Figür. Kralı ne hale düşürdün yapay zeka ya? Et renginde bir köpek balığı mı? Peki, Figür'den daha iyi bir performans beklerdim. Sıradaki karakterimiz Jack. Bence en çok canavara benzeteceği karakter bu olacak. Çünkü bir yapay zeka bunu eminim bir canavar olarak algılar. Hem siyah beyaz, basit, öyle klasik bir canavar. Sonuçlara bakalım. Aa evet, tam da tahmin ettiğim gibi oldu. Creepy bir korku karakterine dönüştü bizim Jack. Oyundaki en korkunç yaratıklardan biridir bu arada. Nadiren geldiği ve geldiğinde yüksek sesle bağırması, bizi dolaptan dışarı atması, her an ölümle yüz yüzeyiz Jack geldiğinde. Jack'e +1 puan. Ve kral bir entity daha. Sick.
Oyunda bildiğiniz gibi iki kere Seek geliyor ve ikisi de bizi kovalıyor. Yani koşan bir Seek var oyunda. Ben de bu yüzden Seek'in koşan bir fotoğrafını aldım. Bakalım buna uygun bir şeyler yapacak mı bizim yapay zeka çocuk? Hatta bir de hikaye yazalım mı? Canavar koridorda koşuyor. Çok basit oldu bu. Biraz ilginçleştirelim. Canavar koridorda annesiyle koşuyor. Bizim Seek annesiyle koridorda koşuyor. Tamam. İşte şimdi oldu. Bu arada sizin de aklınıza gelen saçma sapan, komik, ilginç bir hikaye varsa fotoğraflarla ilgili veya oyun karakterleriyle ilgili, sadece dorsa olmak zorunda da değil, yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu videonun devamını yaparsak eğer güzel bir like sayısı gelirse, garip hikayelerden oluşan oyun karakterleri. Gece 3'te yapay zekaya oyun karakterleri yaptırdım. Çok tehlikeli oldu. Neyse, Seek'e dönelim. Seek'in annesi mi? Wow. Çok karanlık ve anlaşılması zor bir fotoğraf olmuş. Ama bir o kadar da korkunç ya bu. İkiye bakalım. Abıcık abıcık abıcık. Tatlış Seek. Bu ne tombik tombik, böyle kara kara olmuşlar. Bir de kaç tane kolu bacağı var bunun annesinin böyle ya. Aferin yapay zeka, güzel iş çıkarmışsın. Bu ne? Gerçekten korkunç duruyor. Buna daha fazla bakmayacağım. Keçi Seek gerçek değildir. Keçi Seek gerçek değildir. Hayır hayır hayır. Bu da çok karanlık bir fotoğraf ve bir kol eklenmiş. Seek'in bir gözü kızarmış. Ağlamış mı? Ama neyse. Ağlamışsa ağlamış. Yapay zeka hikaye yazdığımızda çok daha güzel sonuçlar verdi bence. Bunu kesinlikle daha fazla denemeliyiz. Hikayesiz Seek halleri ise böyle. Çok karanlık. Pek de iyi sonuçlar yok. Pek bir göz, kara kara ortam falan. Yani tahmin edeceğiniz gibi bundan pek bir şey çıkaramamış. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için... Çok karanlık. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Yapay zeka ile ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız... Videoya like atın. Kanalıma abone olun. Bunun shorts'ta da çekin. Minecraft, FNAF karakterlerinde yapacağım. Teşekkür ederim. Dorsta güncellensin artık. Splash, Dorsta güncelleme getir.